Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hünkâr adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum. Hünkâr, İsa Ruhullah şahımızdır, hünkârımızdır, hükümdardır, kraldır, padişahtır, egemendir. Ama buna rağmen bizim yerimize öldü. Şöyle, orada bir testi ucuz şarap duruyordu. Askerler o şarapla bir sünger ıslattılar. Bir dalın ucuna takıp İsa'nın ağzına uzattılar. İsa şarabı tattı mı? Tamamlandı diyerek başını eğdi ve ruhunu teslim etti. O gün hazırlık günüydü ve bu yüzden Yahudi önderler cesetlerin gün batımından sonra darda kalmasını istemiyorlardı. Ertesi gün hem Şabat günü olup hem de Pesah bayramı başlayacaktı çünkü. Bu sebeple Pilatus'tan dara çekilenlerin ölümlerini hızlandırmak için bacaklarının kırılmasını ve bir an evvel cesetlerin kaldırılmasını istediler. Böylece askerler gelip İsa ile birlikte dara çekilen iki adamın bacaklarını kırdılar. Ancak İsa'ya gelince onun zaten ölmüş olduğunu görüp İsa'nın bacaklarını kırmadılar. Ama o askerlerden biri mızrağıyla İsa'nın böğrünü şişledi. Şişleyince hemen İsa'nın böğründen kan ve su aktı. Burada yazılanlar bu olayın bir görgü şahidinin ifadesidir. İfadesi doğru. Siz de iman etmeye devam edesiniz diye bu hakikatleri, şahitliğini size beyan ediyor. Bütün bunlar Zebur'un bir deyişinde evvelden bildirilen şu kehanet gerçekleşsin diye oldu. Onun tek bir kemiği bile kırılmayacak. Başka bir ayet de şöyle der. Böğrünü şişledikleri adama bakacaklar. Evet ve buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. İsa başını eğdi, tamamlandı dedi hünkâr. Şah İsa başını eğdi, tamamlandı dedi hünkâr. Ruhunu teslim eyledi, cezamızı aldı hünkâr. Ruhunu teslim eyledi, cezamızı aldı hünkâr. Askerler geldi yanına, kırmadı kemiklerini. Askerler geldi yanına, kırmadı kemiklerini. Mızrak sapladı bölüne, darda hayat verdi hünkâr. Mızrak sapladı böğrüne, darda hayat verdi hünkâr. Kan ve su aktı, bütün bunlar olacaktı. Kervanım kan ve su aktı, bütün bunlar olacaktı. Şah hayatını bıraktı, yüceliğe verdi hünkâr. Şah hayatını bıraktı,
yüceliğe erdi hünkâr. Evet, orada dağda kan ve su aktı, bütün bunlar olacaktı, bunlar keyhanet edildi. Şah hayatını bıraktı, yüceliğe erdi hünkâr. Hamdolsun ki bütün günahlarımızı kaldırdı. Darda çile çekerek, ölerek bizim yerimize öldü. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.